kıymetli dostlar, 3 günlük disiplin hapsi cezasını tamamladım. Bugün özgürlüğüme kavuştum. Tekrardan aranızdayım. Haksız, hukuksuz yere binlerce mahkum canlarımızın da buradan sesini duyurmuş olayım. Çok zor şartlarda, çok zor imkanlarla orada hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hiç kimse için dilemem oralarda olmalarını, düşmanıma dahi dilemem diyeyim. Özellikle benim bu ihtiyacı tedbire uymamaktan kaynaklı disiplin hapsi cezamı da açıklamak isterim. Aslında kamuoyuna sıkça açıklamalar veriyoruz ama sanıyorum doğru anlaşılmamış. Çünkü benim 3 gün içeride hapiste olduğum süreçte birçok yorumlar gelmiş. İşte daha beter olsunlar, daha fazlası verilsin, işte bu kararı veren diğer 11 tane yönetim kurulu üyesi de aynı şekilde hapse atılsın vesaire gibi yorumlar, açıklamalar geliyormuş. Bunlara istinaden şunu söylemek isterim. Biz utanılacak hiçbir şey yapmadık. Hiç kimsenin malına, canına, namusuna kastetmedik. Özellikle de Alevi toplumunun dişinden tırnağından arttırıp buralara getirdiği lokmalara halel getirmedik. Hiçbir zaman da bunu yapanlara da siz ne güzel yapıyorsunuz, buyurun hadi devam edin demeyeceğiz. Bugün aynı şey yaşansa bugün aynı kararı yine veririm. Bunu buradan çok net bir şekilde ifade ediyorum. Değil 3 gün, 3000 gün de deseler hiçbir şekilde örgütlerimize, inancımıza, yolumuza teslim edilen bir lokmayı kimsenin kursağına bırakmaya niyetim yok. Gaziantep Şube Eski Yönetim Kurulu'nu görevden alma gerekçemiz bizim denetim kurulu raporundan dolayı aldık. Denetime gittiğinde bizim denetçi arkadaşlarımız mali hesapları ve makbuzları ibraz etmediler. Hiç birçok bahaneler uydurdular. Bir ay geçti, hiçbir şekilde ibraz etmediler. Bunun üzerine burada bir akçeli iş olduğunu düşündük ve burayı görevden alma gerçekleştirdik ve yanılmadığımızı gördük. Belgeli, kanıtlı, ispatlı buradaki saymanın zimmetine para geçirdiğini gördük. Bu evrakların hepsini de mahkemeye sunduk. Mahkemeye sunmamıza rağmen mahkeme ihtiyadi tedbir kararı çıkarttı. İhtiyadi tedbir kararını uygulayabilmeniz için kişilerin üye olması lazım. Fakat biz zimmete para geçirmek, usulsüz işlem yapmak gibi şeylerden dolayı, sorunlardan dolayı bu kişileri ihraç ettik. Dolayısıyla ihraç edilmiş, kuruma üye olmayan kişilere de kalkıp tekrar aynı şekilde şubeyi teslim etmemiz söz konusu bile olamazdı. Bunu da sunmamıza rağmen bu da hiçbir şekilde dikkat alınmadı. Bugün savcılık soruşturması devam ediyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk bununla ilgili. Savcılık soruşturması bittiğinde kamuoyu çok daha doğru ve net bilgiyi görecektir. Bu ülkede adil yargılayan, adaleti tecelli ettirecek savcıların, hakimlerin olduğuna da inancım tamdır. Her ne kadar biz büyük bir haksızlığa uğrasak da mahkeme salonuna girdiğimizde bir tane katip dahi yoktu. Ben, Pirston Abdal Kültür Derneklerimizin genel başkanı ve federasyonumuzun genel sekreteri birlikte katıldık mahkemeye. Hakim dışarı çıktı, yani kürsüsüne çıktı. Karar önünüzdeki ekrandadır dedi. Avukatımız belge sunmak istedi. Bir üst mahkemeye itiraz edersiniz dedi ve celseyi kapattı. Bu memlekette en azılı katile bile, tecavüzcüye bile neden yaptın diye bir savunma hakkı verirler. Bizim bulunduğumuz salonda katip dahi yoktu. Hakim önceden kararını vermişti. Üst mahkemeye itiraz sürecinde de bir ara mahkemeyle bize disiplin hapsi cezası verilmiş. İhtiyadi tedbiri uygulamamaktan dolayı. Uygulamayacağım. Yarın da uygulamayacağım. Çünkü bu kişiler hem kurumumuzun üyesi değil, 2 Temmuz'da bir mahkeme görüldü, bizi yine mahkemeye verdiler. Üyeliğe geri dönmek için. Mahkeme dedi ki kurum içi hukuk yollarına gitmeniz lazım. Dolayısıyla biz bu kadar adaletsiz yaklaştıkları yerde arkadaşlarımızın hakkını gasp etmedik. Bize dilekçeyle müracaat ettiler. 15 gün içerisinde biz de ilk genel kurulda üyeliklerinin görüşülmesini gündeme alacağımızı belirten yazılarını kendilerine gönderdik. Yani biz bir adaletsizlik yapmadık. Biz her şeyi usulüne, adabına uygun bir şekilde yapıyoruz. Bu yol kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskin bir yol. Bu yola herkes giremez. Bunu bir kere daha görmüş olduk. Siz bu kurumun, bu inancın, bu yola emek veren, parmağındaki alyansını satıp oralarda cemev yapılsın diye getiren analarımızın hakkını zimmetinize geçirip zevki sefa içinde yaşayamazsınız. Biz buna hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz. Ben o gün benimle beraber bu kararı veren 11 tane yönetim kurulu arkadaşımla gurur duyuyorum. Bugün aynı şekilde başka birisi yapsın, ona da aynı akıbeti yaşatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Buraları bize teslim ederken, delegelerimiz, üyelerimiz bize bir irade teslim ederken, işte bu örgütlerin adını, sanını, onurunu, haysiyetini korumamız, kollamamız için teslim ediyorlar.
Ben 3 gün hapis cezası yattım diye yılmadım, bıkmadım. Ben buraya gelmeden önce de Hacı Bektaş'a uğramıştım, Veliyettin Efendi'nin yanına uğramıştım. Veliyettin Efendi'nin de söylediği gibi bu bizim için bir madalyadır. Biz utanılacak bir şey yapmadık. Utanılacak işler yapan arkadaşlar bugün ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Ben bu kararı aldığımda da tehditler de aldım kıymetli canlar. Kellen gider, kan gövdeyi götürür diye tehditler de edildi. Bunların hiçbirine papuç bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız. Bu da böyle bilinsin. Cem, cezaevi sürecinde de dede talebimiz olmuştu. Dede talebimiz de karşılandı. Bunun da cezaevlerinde tutsak olan tüm canlarımıza bir emsal olmasını temenni ediyorum. Buradan söyleyeceğim şudur ki, her kim kalbinin niyetini bozup geliyorsa buralara, bu yol onları mutlaka kenara atacaktır. Bizim kendimizden de, nefsimizden de, inancımızdan da, bilincimizden de, direncimizden de hiç şüphemiz yok. Bu da böyle bilinsin.